Evet arkadaşlar, çap yayınlarına şimdi 12. sınıf fasküllerine de başlayalım yavaş yavaş. Şimdi 12. sınıf fasküller ilk konumuz ne? Düzgün dairesel hareket, düzgün çembersel hareket. Şimdi çembersel hareketteki mantık nedir? Şudur. Mesela M kütleli bir cisim ne yapıyor? V hızıyla hareket ediyor. Şimdi M kütleli bir cisim V hızıyla hareket ederse kendine ne olacak? Buna bir kuvvet etki ederse ne olur? Kuvvet etki ederse ne yapacaktır? Mutlaka ivmeli hareket yapacaktır. Eğer etkeden kuvvet hareket yönüyle aynı yöndeyse, yani cisim etkeden kuvvet bu yöne doğruysa ne yapacaktır bu adam? Hızlanacaktır. Yani hızını ne yapacaktır? Arttıracaktır. Yok, etkeden kuvvet bu sefer buraya doğru değil. Yani hız yönünde değil de hıza ters yöndeyse, mesela şu yöne doğru bir kuvvet etki ederse, etkeden kuvvetimiz buraya doğru olursa ne yapacaktır? Bu sefer harekete ters yönde olduğu için bunu ne yapacaktır? Bu cismi giderek yavaşlatacaktır. Peki etkeden kuvvetimiz hareket yönünde, yani hızla aynı yönde veya hıza ters yönde değil de hıza dik doğrultuda etki ederse, bu sefer ne olacak? Bu sefer de ne olacaktır arkadaşlar? Şimdi etkeden kuvvet hızla hiçbir etkisi olmadığından dolayı, yani hız doğrultusunda bir birleşme veya hıza ters doğrultu olduğu için hızın büyüklüğünü ne yapmayacaktır? Değiştirmeyecektir. Ne yapacaktır ama bu adam? Bunun yönünü değiştirecek. Yani ne yapacak? Bu kuvvetin etkisiyle bu adam bu yöne doğru gelmeye başlayacak. Yalnız dikkat et, kuvveti hep aynı yönde etki etmiyor. Ne yapıyor? Hıza hep aynı dik doğrultuda etki etsin. Yani hız buraya doğru geldiği için ne olsun? Kuvvet de sürekli olarak yön değiştirsin ve her zaman hıza ne olasın? Dik doğrultuda etki etsin. Dik doğrultuda etki ettiği için ne yapacak? O hızın yönünü değiştirmeye devam edecek. Ne yapacak? Buraya gelecek. Buraya gelince hız bu yöne doğruysa kuvvetimiz de ne yapacak? Sürekli olarak yine buna dik doğrultuda etki etsin. Sürekli hıza dik doğrultu etki ediyorsa ne yapacaktır işte? Bu hızın büyüklüğünü değil, sadece neyin değiştirecektir? Yönünü değiştirecektir. İşte bu yön değişiminden dolayı ne yapacaktır? Sürekli hıza dik doğrultuda etkeden o kuvvetin etkisiyle bu adam dönecektir. İşte bu cismin bu yaptığı harekete, yani yarı çapı R olan bir çember çiziyor. Bu yaptığı harekete biz ne diyoruz? Düzgün dairesel hareket veya düzgün çembersel hareket diyoruz. İşte bu şekilde eşit zaman anında eşit yollar alan, yani sabit süratle, yani dikkat edersen hızının ne yapmıyor? Büyüklüğü değişmiyor. Yön olarak değişiyor. Yani sürat olarak sabit süratle ne yapıyor? Bu adam bu şekilde dairesel bir hareket yapıyorsa bu hareketi biz ne diyoruz? Düzgün çembersel hareket diyoruz. Yani düzgün dairesel hareket diyoruz. Düzgün dairesel hareket yapabilmesi için o zaman gerekli olan şart nedir? Cismin hızına dik doğrultuda sürekli olarak bir kuvvetin etki etmesi gerekiyor. İşte bu kuvvetin etkisiyle ne yapabiliyor? Bu adam bu şekilde dairesel bir hareket yapabiliyor. Günlük hayatta gözlemlediğiniz bazı çembersel hareket türlerine baktığınız zaman ne yapıyor diyor. Zaman akışını gösteren akrep ve yelkovan neyi? Tabii dijital saat olmayacak. Şöyle analog saat olacak ki işte o akrep ve yelkovan ne yapması? İşte çembersel olarak ne yapması? Belli bir eksen etrafında eşit zamanında eşit şekilde, yani zamanla hızını sürekli değiştirmeden ne yapması? Dönmesi. Ayın dünya çevresinde dolanması. İşte virajlı yola giren arabanın işte o dairesel virajı ne yapması? Alması. Lavada dönerek boşalan su hareketi, yani sonuçta girdap şeklinde olması, hani şurada dönerek ağzına kadar dolduğu zaman işte çembersel hareket. Buzdağından kopan parçaların ekvatora doğru sürüklenen hareketi. Kopan parçanın ekvatora doğru sürüklenme hareketi. Luna Park'taki dönme dolapların hareketi. İşte bunlar günlük hayatta çembersel harekete verebileceğimiz örneklerdir arkadaşlar. Düzgün çembersel hareket kavramında zaman kavramlarına bakarsak, yani burada kullanacağımız düzgün çembersel harekette veya düzgün dairesel harekette kullanacağımız kavramlar nedir? Zaman olarak periyot veya frekans olmak üzere iki adet zaman kavramını ne yapacağız? İfade edeceğiz. Peki bunlar, periyot dediğimiz nedir? Düzgün çembersel hareket yapan bir tam tur dönmesi için geçen süredir. Yani bu adam ne yapıyor burada? Çembersel dairesel bir hareket yapıyor. Yani düzgün bir şekilde dairesel dönüyor. İşte bunun bir tur tamamlanabilmesi için, dönmesi için geçen süreye biz bunu ne diyeceğiz? Periyodu diyeceğiz. Zaten sabit periyotlarla veya periyot demek ne demektir? Sürekli tekrar eden olayın ne yapması? Bir tanesinin oluşması süresini ne diyorduk? Periyot diyorduk. Mesela dalgalar konusunu hatırlarsanız 10. sınıflardan. Dalganın periyodu da vardı. Dalganın periyodu neydi? İşte bir tam dalganın olması için geçen süre. Sonuçta her bir tam dalga bizim için ne oluyordu? Bir periyotluk zamanda oluyordu. İşte bu ne olmuş oluyordu bizim için? Periyot. Veya işte ileride göreceğiz harmonik harekette ne yapacak? Sürekli tekrar eden olayın bir parçasının olması için geçen süreye biz ne diyoruz? Periyot diyoruz. Periyodu neyle gösteriyoruz? Büyük T harfiyle gösteriyoruz. Birimi nedir arkadaşlar? Birimi de saniyedir diyebiliriz. Frekans dediğimiz şey nedir? Düzgün çembersel hareket yapan cismin bir saniyedeki, yani birim zamandaki tur sayısıdır veya salınım miktarı F ile gösterilir. Birimi nedir? İşte 1 bölü saniyedir veya saniye üzeri eksi 1 olarak gösterebiliriz veya özel bir birim olarak ne yapabiliriz? Hertz'i kullanabiliriz. Burada dikkat edeceğimiz olay nedir arkadaşlar? Dikkat edeceğimiz olay periyotla frekans her zaman birbirinin neresi olmak zorunda? Ters. Mesela adam dedi ki işte düzgün çembersel hareket yapan bir cisim
ne yapıyor? 6 saniyede 24 tur dönüyorsa. Bunun periyodu nedir? Frekansı nedir? Şimdi 6 saniyede 24 tur dönüyorsa her tarafı 6'ya bölersem 1 saniyede ne yapacaktır? 4 tur dönecektir. İşte 1 saniyedeki tur sayısı bunun neyidir? Frekansıdır. Yani demek ki frekansımız 4'tür. 4 Hz'tir veya 4 saniye üzeri eksi 1'dir. Peki 1 turun ne kadar sürede tav atacaktır? 1 turun da o zaman 1 bölü 4 saniyede atacaktır. 1 tur için geçen sürede bunun neyidir? Periyodudur. Periyod da nedir? 1 bölü 4'tür. Yani frekansla periyot her zaman ne olmak zorunda arkadaşlar? 10. sınıftan da hatırlıyorsunuzdur. Birbirinin tersidir. Yani periyotla frekansın çarpımı her zaman 1 olmak zorunda. Çarpmaya göre tersidir. Yani frekans 4 ise periyot 1 bölü 4'tür. İşte frekansı atıyorum dedim ki size kaç? Frekansı 6. O zaman sen ne diyeceksin periyoduna? 1 bölü 6. Veya dedim ki işte frekansı ne? 2 bölü 3. O zaman sen ne diyeceksin? Periyodu o zaman 3 bölü 2. Yani çarpmaya göre ne olmak zorunda? Her zaman birbirinin tersi olmak zorundadır. Periyotla frekans. Şimdi düzgün çembersel harekette kullanacağımız kavramlarda bir tanesinde ne? Çizgisel hız. Yani hız olarak da ifade edebiliriz. Veya direkt hız dediğimiz zaman aklımıza ne oluyor? İşte V ile gösterdiğimiz hız geliyor. Yalnız burada hız demiyoruz. Buna ne diyoruz? Çizgisel hız diyoruz. Çizgisel hız. Niye hız değil de çizgisel hız diyoruz? Çünkü burada ne yapacağız arkadaşlar? Dairesel dönme hareketlerine girdiğimiz zaman işte dönme hareketine işin içine bir de açısal hızlarımız girecek. Mesela çizgisel ivme olacak, açısal ivme olacak. İşte çizgisel hız olacak, açısal hız olacak gibi. Yani dolayısıyla işte öteleme ve dönmeyi birbirinden ayırmak için ne diyeceğiz? Hız demeyeceğiz de çizgisel hız diyeceğiz. Peki hızın tanımı neydi arkadaşlar? Hız birim zamanda alınan yoldu. Yani bu adam aldığı yolu geçen zamana bölersem ben bunun hızını ne yapmış olurum? Bulabilmiş olurum? Olurum. Peki bu düzgün çembersel hareket yapan cisim ne yapıyor? Sabit bir süratle ne yapıyor? Bir çemberin etrafından dönüyor. Peki aldığı yol ne kadar? Bir tur döndüğünü farz et. Bir tur dönerse yarı çapraya olan çemberin çevresi kadar. Yani ne kadar yol alıyor? 2 pi'lik yol alıyor. Peki ne kadar sürede alıyor bu yolu? Bir turu ne kadar sürede atıyordu? Bir periyotluk süre miydi? Yani periyot dediğimiz bir tur dönmesi için geçen süreydi. Dolayısıyla çizgisel hızımız nedir arkadaşlar? 2 pi r bölü t'dir diyebiliriz. Veya periyot yerine 1 bölü frekans yazabiliriz. Sonuçta periyotla frekans her zaman birbirine çarpmaya göre tersiydi. Dolayısıyla buradan çizgisel hızı ne yapabiliriz o zaman? 2 pi r çarpı f olarak da bulabiliriz. Cismin çizgisel hızını veren formül 2 pi r f veya ne yapacağız? Hız deyince aldığı yol çemberin çevresini alıyor. 2 pi r'lik yol alıyor. Ne kadar sürede alıyor? Bir periyotluk sürede alıyor. Veya 2 pi r bölü t'dir diyebiliriz. Peki hızın birimi nedir arkadaşlar? Hızın birimi alınan yol metre bölü geçen zaman saniye olduğu için metre bölü saniyedir diyebiliriz. Yalnız burada dikkat edeceğimiz olay nedir arkadaşlar? Burada cismin çizgisel hızı ne yapar? Sürekli olarak değişir. Niye? Hız vektörel olduğu için yön değişimi nedir bizim için? Bir hız değişimidir. Mesela bunun neyi değişmez? Sürati değişmez. Yani bu adamın sürati ne kadar atıyorum? 20 metre bölü saniye mi? Düzgün çembersel hareket olması için ne olması lazım? Hep 20 metre bölü saniye ile 20 metre bölü saniye ile hareket etmesi lazım. Yani soru kökünde eğer düzgün çembersel hareket veya düzgün dairesel hareket diyorsa, hani hareketimizi düzgün ifadesini kullanabilmesi için ne alması lazım? Düzgün olması için işte bu süratinin sabit olması lazım. Yani hız büyüklüğünün sabit olması lazım. Hızının zamanla değişmemesi. Yani hız büyüklüğünün değişmemesi lazım. Ama hız vektör olduğu için ne yapıyor? Yönü değişir. Evet, yani orada bir hız değişmiyor diyemeyiz. Hızın yönü değiştiği için vektör olduğu için hız değişir ama hız büyüklüğü, yani sürati ne yapması lazım? Değişmemesi lazım ki biz bu harekete düzgün cümlesini kullanabilelim. Çünkü ileride göreceğiz arkadaşlar ne olacak? Sadece çembersel hareket yapan cisimler de olacak. Yani düzgün olmayacak. Yani hızı sürekli sürati sürekli sabit olmayacak. Sürati zamanla değişebilen hareketlerde gözlemleyeceğiz. Burada tanımlayacağımız ikinci bir hızımız daha var. O da nedir? Açısal hızdır. Neyle gösteriyoruz? Omega harfiyle veya W harfiyle göstermiş oluyoruz. Nasıl büyüklüktür? Bu da vektörel büyüklüktür. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz. Açısal hız dediğimiz şey de nedir? Aslında açısal hız da birim zamanda taranan açıdır. Nasıl çizgisel hızı tanımlarken birim zamanda alınan yoldan bahsediyoruz. Adı üzerinde çizgisel olduğu için yol alıyor. Belli bir yolu alma süresinden bahsediyoruz. Açısal hızı da ne yapacağız? İşte dönen cisimlerde kullanacağız. Bu adam döndüğü için ne yapacak? Birim zamanda belli bir açı taramış olacak. Yani buradan buraya t sürede geliyorsa bu t sürede ne yapacak? Belli bir alfa açısı taramış olacak. Dolayısıyla sen bunun ne yapacaksın? Açısal hızını bulurken işte birim zamanda taradığı açı, yani açı miktarını ne yapacaksın? Geçen zamana bölerek bunun açısal hızını ne yapacağız? Hesaplayacağız.
Peki şöyle düşün. Bu adam düzgün çembersel hareket yaptığı için bir tur döndüğü için ne yapıyor? 360 derecelik açı tarıyor bir turda. Yalnız burada dikkat edeceğimiz olay nedir? Açısal hızın birimi radyan bölü saniyedir. Yani derece olarak kullanmayacağız. Açı değerini radyan olarak kullanacağız. Yani bir tur dönünce ne yapmış oluyor? 360 derece tarıyor. Ne kadar sürede? İşte bir turu tamamlayıncaya kadar sürede. Bu adam bir turunu ne kadar sürede tamamlıyordu? Bir periyotluk sürede tarıyordu. Ama biz burada derece olarak değil, radyan olarak alırsak ne diyeceğiz o zaman? Bir tur atması ne kadarlık radyan? 2 pi radyanlık açı tarıyor. Ne kadar sürede? T sürede. Veya periyot yerine ters çevirip 1 bölü frekans şekli yazarsam o zaman açısal hız ne olacaktır arkadaşlar? 2 pi çarpı f de diyebiliriz. Yani açısal hızı ya bu şekilde kullanacağız ya da açısal hızı işte bir tur attığında 2 pi'lik açı tarıyor yani 2 pi radyanlık açı tarıyor. Ne kadar sürede? T sürede deyip bu şekilde de kullanabiliriz. Burada dikkat edeceğimiz bir olay da şu arkadaşlar. Açısal hız nasıl büyüklüktür? O da vektörel bir büyüklük. Yani yönü vardır. İşte ama bunun yönü bulurken ne yapıyoruz? Aynı tork etkisi gibi buluyoruz dönen cisimlerde olduğu için. Bu açısal hızın yönünü bulurken ne yapıyorsun? Sağ elini alıyorsun. Sağ el kuralına göre buluyor. Dört parmağını onun dönme yönünde tutuyorsun. Dört parmağını dönme yönünde tuttuğun zaman işte baş parmağın ne yapar sana neyi gösterir? Onun açısal hızının yönünü gösterir. Aynı tork yönü gibi ne yapabiliriz? Bu şekilde bulabiliriz. Peki hatta burada çizgisel hızla açısal hıza gelelim. Çizgisel hızda neydi arkadaşlar? Bir tur atınca ne kadar yol alıyordu? 2 pi r l2 oldu. Ne kadar sürede? Bir periyotluk sürede veya 2 pi r f demiştik. Veya aldığı yol işte bir tur atınca 2 pi r yol alıyor. Ne kadar sürede? T sürede. Şimdi dikkat ederseniz bunlar ne yapıyor? Birbirine gayet benzeyen etkenler değil mi? Biri 2 pi r f, biri 2 pi f. Bir r'si eksik. Yani şunu diyebilir miyiz? Çizgisel hız o zaman açısal hız çarpı r'ye eşittir diyebiliriz. Veya açısal hız neye eşittir? Açısal hız da çizgisel hız bölü r'ye eşittir diyebiliriz. Yani çizgisel hızla açısal hız arasındaki de şöyle bir ilişkimiz ne yapacaktır? Olacaktır. Çembersel harekette üçüncü kullanacağımız kavram nedir? Yarıçap vektörüdür. Yani aslında bu yarıçap vektörü dediğimiz olay nedir? Konum vektörüdür. Hani hareketteki konum vektörü. Konum dediğimiz şey neydi? Cismin referans noktası olan bu konumu belirten vektöre biz ne diyorduk? Cisim buradaysa, referans noktası buysa buna konum vektörü diyorduk. Burada da ona ne diyeceğiz? Konum vektörünü yarıçap vektörü diyeceğiz. Ve referans noktası olarak nereye alacağız? O da çembersel hareketin merkezini alacağız. Yani ne olacak burada yarıçap vektörümüz? Cismin dairesel hareket yapan, düzgün dairesel hareket yapan cismin işte herhangi bir anda neredeyse işte merkezden o bulunduğu konuma çizilen vektör şu bizim neymiş olacak? Yarıçap vektörümüz olacak. İşte birimi de ne olacak? Uzaklık olarak gösterdiğimiz için birimi de nedir arkadaşlar? Metredir diyebiliriz. Yani nedir yarıçap vektörümüz? Merkezden cismin bulunduğu konuma çizilen vektör. Cisim atıyorum şu anda şuradaysa A noktasındaysa işte yarıçap vektörü şu anda budur diyeceğiz. Ve dikkat etsen bu adam ne yapıyor? Sürekli olarak dönüyor. Döndüğü için buradaki yarıçap vektörü ne yapacaktır? Sürekli olarak yönü değişecektir. Açısal hızla çizgisel hızlandaki bağıntı demiş. Biz zaten az önceki açısal hızı bulduğumuz zaman oradan çıkarmıştık da. Neydi arkadaşlar? Sonuçta aradaki bağıntı nedir? Sonuçta çizgisel hız dediğimiz şey alınan yol 2 pi r bölü t'ydi. Açısal hız da taradığı açı 2 pi bölü t'ydi. Yani neyi eksikti? Bir r'si eksikti. Yani çizgisel hız neye eşitti? Açısal hız çarpı r'ye eşittir diyebiliriz. Veya bunu şöyle düşünebilirsiniz. Mesela işte bir topu ne yapıyoruz? Parmağımız etrafında döndürdüğümüzü düşünün. Şimdi bu top bu şekilde dönüyorsa bu top üzerindeki bütün noktaların açısal hızları nedir? Eşittir. Yani topun şu noktasındaki bir cisim de İşte 360 derece dönene kadar şu noktadaki bir noktada ne yapacaktır? Aynı sürede aynı şeyi dönecektir. Yani iki noktanın da şöyle farklı bir renkle göstersem, şurasına A noktası dersem, şurasına B noktası dersem. Şimdi A noktası da B noktasına taradığı açı nedir arkadaşlar? Eşittir. Niye? Çünkü ikisi de aynı şekilde dönüyor. Şu anda buradaysa atıyorum belli bir süre sonra ikisi de ne yapacaktır? Şu noktaya gelecektir. İkisinde taradığı açı değeri ne olacaktır? Eşit olacaktır. Veya ikisi de 360 dereceyi aynı sürede taradığı için bu A ile B'nin neleri aynıdır? Açısal hızları aynıdır. Ama çizgisel hız dediğimiz şey ne? Bilim zamanında aldıkları yola bakacağız. Bunların aldıkları yol aynı mıdır? Değildir. Niye? Çünkü A bir tur dönünce yarıçap işte şu kadar olan bir çember çizerken B ne yapacak? Aynı sürede daha geniş bir yol alacak. Aynı sürede bir turunu tamamlayacaklar ama aldığı yol daha fazla olacak. Dolayısıyla çizgisel hız ne olacak? Yarıçap arttıkça çizgisel hız değeri de ne yapacak? Artacak. Yani çizgisel hız ne diyebiliriz o zaman? Aynı açısal hızda dönüyorsa, yarıçap ne kadar uzarsa, ne kadar daha genişten alıyorsa, o açısal hızda ne kadar geniş bir yol alıyorsa, çizgisel hız ne olacaktır? O kadar fazla olacaktır. Yani çizgisel hız, açısal hız çarpı r'ye eşittir diyebiliriz. Veya tersten gidersek de açısal hız, çizgisel hız bölü r'dir de deriz. Mesela demiş ki yukarıdaki hangisi çembersel hareket yapmaktadır? Lunaparkta çarpışan arabalar.
Şimdi çarpışan araba nasıl bir yol izliyor? Kafasına göre bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor. Yani çembersiz bir hareket yapıyor mu? Hayır. Gondol dediğimiz şey nedir? Gondolun aparttaki gondolda ne yapıyor? İki nokta arasında gidiyor, gidiyor, geliyor, gidiyor, gidiyor, geliyor. Yani bir buraya gidiyor, bir buraya gidiyor, bir buraya. Yani o zaman çembersel, dairesel bir yörünge izliyor mu? Hayır. Dönme dolap dediğimiz ise ne oluyor? Evet, dönme dolap ne yapıyor? Sonuçta dönme dolap çembersel bir yörünge izliyor. Yani ne yapıyor? Tam bir çembersel hareket yapıyor. Yani sadece dönme dolabın yaptığı harekete çembersel harekettir diyebiliriz. İkinci sorumuz demiş ki düzgün çembersel hareket. Dikkat et. Az önce çembersel hareket diyordu. Burada düzgün çembersel hareket diyor. Şimdi düzgün olabilmesi için ne olması lazım? Evet, o çembersel bir yörünge izliyor. Şöyle dairesel bir yörünge izliyor. Ama düzgün olabilmesi için oradaki süratinin sabit, yani hız büyüklüğünün sabit olması lazımdı. Dolayısıyla hız vektörü değişir. Evet, hız vektörü dediği için değişir. Niye? Vektörlerde yön de önemlidir. Sonra işte buradan buraya geldi, büyüklük değişmedi ama yön değiştiği için evet değişir hız vektörümüz. Yarıçap vektörü hız vektörüne diktir. Evet, yarıçap vektörü dediğimiz şey neydi? İşte şuydu, merkezden o cismin olduğu yere çizdiğim yarıçap vektörü. Hız nereye doğru? Hız da buraya doğru. Birbirine ne olmak zorunda? Her zaman dik. Buraya geldiği zaman ne olacak? İşte yarıçap vektörümüz burada olacak. Hız burada olacak. Yine birbirine neydik? Herhangi bir noktadayken işte bu adam nereye geldi? Buraya geldi. Hızımız nereye doğru? Buraya doğru. Şu andaki yarıçap vektörü ise ne olacaktır? Şu doğrultuda olacaktır. Yine birbirine ne olacaktır? Dik olacaktır. Doğru mudur? Evet. Hız büyüklüğü değişmez. Evet, büyüklük olarak ne yapmaz? Değişmez. Yani sabit süratlidir. Sonuçta düzgün olabilmesi için değişmesi lazım. Yani üçü de nedir? Doğrudur. Üçüncü sorumuzda demiş ki XYZ hareketinin şekildeki yolları izliyorlar. Hangisi düzgün çembersel hareket? Şimdi bir kere çembersel hareket yaptığı için bakıyorum ama o hepsi evet çembersel dair yörünge izliyor. Yani ne yapıyor? Dönüyorlar çembersel bir yol. Ama nasıl bir çembersel hareket yapmasını istiyor benden? Düzgün. Düzgün demesi için ne olması lazım? Hız büyüklüğün zamanla değişmemesi lazım. Mesela X'e bakarken buradaki hızı kaç? 30. Buraya gelmiş hız büyüklüğü ne olmuş? 20'ye düşmüş. Buraya gelmiş gene 30'a çıkmış. Yani bu düzgün mü? Yok, düzgün değil. Burada hızın büyüklüğü zamanla değişiyor. Y'ye baktım 20, 20, 20. Evet, hız büyüklüğü hiç değişmediği için ne yapıyor? Evet, düzgün çembersel hareket yapıyor. Burada 30, 20, 10. Burada da değişiyor. Bu da olmaz. Yani hangisi düzgün çembersel hareket yapıyor? Sadece Y. Hangisi çembersel hareket yapıyor dersek X, Y, Z üçü de ne yapıyor aslında? Çembersel. Ama düzgün çembersel olması için ne olması lazım? Hız büyüklüğünün zamanla değişmemesi lazım. Dördüncü soruda yarı çapıra olan çembersel yörüngede 10 saniyede 20 tur atıyor. Bir adam çembersel bir yörünge dönüyor. 10 saniyede kaç tur dönüyor? 20 tur dönüyor. O zaman her tarafı ona bölersem 1 saniyede kaç tur dönecek? 2 tur dönecek. İşte 1 saniyede atabildiği tur sayısı bunun neyidir arkadaşlar? Frekansıdır. Frekansımız 2'dir. Periyot ise nedir? Bir tur atması için geçen süredir. 2 turu 1 saniyede atıyorsa bir turu ne yapacaktır o zaman? Bir turu da 1 bölü 2 saniyede atacaktır. Zaten frekansı bulduysam periyot ne olmak zorunda frekansa göre? 1 bölü çarpmaya göre ters olacak. Zaten periyodumuz da nedir? 1 bölü 2 saniyedir. Frekansımız da nedir? 2 Hz'tir diyebiliriz. Yine çembersel pistte koşan bir koşucu saatte 10 tur atıyormuş. Buna göre periyodu kaç saniyedir? Frekans kaç Hz'tir? Yani zamanı saniye cinsinden alacağız. Bu ise saatte 10 tur. Yani bu adam ne yapıyor? 1 saatte. 1 saat kaç dakika? 60 dakika. Her dakika kaç saniye? 60 saniye. Yani 1 saat dediğimiz şey ne olacaktır? 3600 saniyede ne yapıyor bu adam? 10 tur atıyor. 10 tur 3600 saniyede atıyorsa 1 turu ne kadar sürede atacaktır? 360 saniyede atacaktır. Dolayısıyla bir turu tamamlama süresi bunun neyidir arkadaşlar? Periyodudur. Periyot nedir o zaman? 360 saniyedir. Frekans ise nedir? 1 saniyede kaç tur attığıdır. 360 saniye bir tur atıyorsa 1 saniyede ne yapacaktır? Daha bir turun bir 360'da birini atacaktır. Yani bunun frekansı ise ne kadardır arkadaşlar? 1 bölü 360 Hz'tir diyebiliriz. Altın sorumlu demiş ki işte düzgün çembersel hareket yapan bir hareketli için boşlukları doldurur musunuz? Dikkat et, çembersel olacak ve düzgün olacak. Yarıçap vektörü bilim zamanında taradığı açıya ne deriz? Yarıçap vektörü ne? Şu işte konuma göre olan vektör. Bu adam döndüğü için yarıçap vektörü değişiyor. İşte birim zamanda taradığı açı miktarı bizim için nedir? Birim zamanda taranın açısıdır. Yani açısal hızdır. Yani buna ne diyeceğiz açıya? Açısal hız denir birim zamanda taradığı açı miktarına veya W ile ne yapabiliriz? Gösterebiliriz. Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin 360 derece dönmesi için geçen süreye, yani bir tur atması için geçen süreye ne diyoruz biz? Bir periyotluk zaman diyoruz. Periyot diyoruz. Neyle gösteriyoruz? Büyük T harfiyle gösteriyoruz. Açısal hızın birimi nedir? Birim zaman taradığı açıdır ama ne olarak açıdır? Radyan cinsindedir. Dolayısıyla birim olarak ne yapıyoruz? Radyan bölü saniyeyi kullanıyoruz.
Evet, 7. örneğimize baktığımız zaman demiş ki düzgün çembersel hareket yapan bir cisim var. Nasıl dönüyor? Düzgün olarak dönüyor. 20 saniyede 25 tur atıyor. Bu adam 20 saniyede 25 tur atıyorsa arkadaşlar, her tarafı 5'e bölersem 4 saniyede 5 tur mu atacaktır? Peki 4 saniyede 5 tur atıyorsa bir de her tarafı 4'e bölersem 1 saniyede ne yapacaktır? 4 bölü 5 tur atacaktır. İşte 1 saniyede attığı tur sayısı bunun ne oluyor? Frekans oluyor. Frekansı 4 bölü 5. Periyot? Periyot ise 1 tur atması için geçen süre. Şurayı 5, 4 saniyede 5 tur atıyordu ya. Her tarafı 5'e bölersem 1 turu ne yapacaktır? 1 tur da 4 bölü 5 saniyede alacaktır. Yani periyodumuz da ne kadardır? Ters olması lazımdı. Evet, şurayı yanlış bulduk. Çünkü 4 saniyede 5 tur atıyorsa 1 saniyede ne yapacaktır? 5 bölü 4 tur atacaktır. Frekansımız 5 bölü 4'tür. Periyodumuz da bunun çarpmaya göre ters olacak zaten. 4 bölü 5 saniyedir. Periyodu ne kadardır? Periyodu 4 bölü 5 saniyedir. Frekansı 5 bölü 4'tür. Peki bana neyi soruyor? Açısal hızı ve çizgisel hızı soruyor. Peki açısal hızı ve çizgisel hızı bulacağız da. Mesela çizgisel hızı bulayım ama ne cinsinden bulmamı istiyor dikkat edersen birim olarak? Metre bölü saniye. Peki çizgisel hız neydi? Alınan yol bölü zamanda. Bu adam ne kadar yol alıyor? Bir tur dönünce şu çemberin çevresi kadar yol alıyor. Yani aldığı yol 2 pi çarpı r'lik yol alıyor. Ne kadar sürede? İşte bir turu tamamlayıncaya kadar sürede. Yani bir periyotluk sürede. Peki 2 çarpı pi 3 al demiş, Allah razı olsun. Yarı çapımız ne kadar? 20 santim. Ama dikkat et, metre bölü saniye olarak sorduğu için ne yapacağız? Metreye çevireceğiz. 0,2 metre. Bu kadar yol alıyor. Ne kadar sürede? Bu adam bir tur ne kadar sürede atıyordu? 4 bölü 5 saniyede atıyordu. Buradan ne olur? 6, 6 kere 2, 12, 1.2 bölü 4 bölü 5. Ters çevirip çarparsak, 5 ile çarparsak ne olacaktır arkadaşlar burası? 6 bölü 4, yani 3 bölü 2 olarak ne yapacağız? Bulacağız. Bu ne? C şıkkı. Cismin çizgisel hızı 3 bölü 2 metre bölü saniyedir. Peki açısal hızı nereden bulacağız sorunun B şıkkını? Onu da şöyle farklı bir renkle yazalım. Şimdi açısal hızı nasıl bulabiliriz? Bir tur atınca ne kadar açı tarıyordu? 2 pi'lik açı tarıyordu. Ne kadar sürede? Bir periyotluk sürede. Açısal hızı buradan bulacağız. Şimdi açısal hızı radyan bölü saniye cinsinden soruyorsa arkadaşlar, burada biz ne yapacağız? Pi yerine 3 alacağız. Yani burası 2 çarpı 3 bölü. Periyodumuz ne kadar? Periyodumuz da ne? 4 bölü 5 saniye. Buradan ters çevirip çarparsak 6, 6 kere 5, 30 bölü 4. Yani o da ne çıkar? 15 bölü 2 radyan bölü saniye çıkabilir. Veya bunu buradan bulmak istemedin, ne yaptın? Hocam ben çizgisel hızı zaten bulmuştum. Çizgisel hızla açısal hız arasındaki ilişkiyi biliyorum. Sonuçta çizgisel hız demek ne demek? Açısal hız çarpı yarıçap demek. Siz bana çizgisel hızı zaten verdiniz. Ne kadar verdiniz? 3 bölü 2 metre bölü saniye olarak verdiniz. Açısal hızı soruyorsunuz. R ile çarparsam R'miz ne? 20 santim. Ama dikkat et, çizgisel hızı metre bölü saniye olarak bulduğun için bunda ne yapacaksın? Metre cinsinden alacaksın. Yani 0,2 metre. Yani 2 bölü 10 gibi düşünebilirsin. Buradan açısal hızı çekersen, içler dışlar çarpımı yaparsan ne çıkar arkadaşım? Oradan da 30 bölü 4'ten yine 15 bölü 2 olarak ne yapabilirsin? Bulabilirsin. Yani B şıkkımızda ne olacak? 15 bölü 2 olarak bulacağız. 8. sorumda demiş ki düzgün çembersel hareket yapıyor. Nasıl düzgün? K noktasından L noktasına, yani 90 derecelik kısmı ne yapıyor? İlk kez 4 bölü 3 saniyede geliyor. Buradan buraya 4 bölü 3 saniye geliyor. Bu adam 90 derecelik kısmı 4 bölü 3 saniyede alıyorsa, düzgün bir şekilde döndüğü için o zaman 360 derece, yani bir tam tur ne yapacaktır? Bunun 4 katı süresi de alacaktır. Yani bu adamın periyodu nedir? Yani bir tur tamamlama süresi 4 bölü 3 saniyenin 4 katı olacak. Yani 4 tane 4 bölü 3 saniyedir. Yani 16 bölü 3 saniyedir diyebiliriz. Periyodu bulduk. Bana neyi soruyor? Açısal hızı soruyor. Açısal hız neydi? Bir tur atınca ne kadarlık açı tarıyordu? İşte 2 pi'lik açı tarıyordu. Ne kadar sürede? İşte bir periyotluk sürede. 2 çarpı pi 3 al demiş, Allah razı olsun. Bölü zamanımızda ne kadardı periyodumuzda? 16 bölü 3 olduğunu biliyoruz. Ters çevirip çarparsak ne olacak? 6, 6 kere 3, 18 bölü 16 diyebiliriz. Sadeleştirirsek, 2'ye bölersek 9 bölü 8 olarak ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Ya da yok hocam ben oradan bulmak istemedim. Nereden bulmak istedim? Açısal hız birim zamanda taranın açı miktarı olarak oradan bulmak istedim. Bu adam buradan buraya gelince ne kadarlık açı taradı? Radyan cinsinden tabii ki. 360 derece 2 pi radyansa işte pi bölü 2'lik açı mı taramış oldu radyan olarak? Ne kadar sürede taradı bunu? 4 bölü 3 saniyede taradı. Pi yerine de 3 alırsak dolayısıyla buradan ne olacak? Ters çevir çarparsak. Pi bölü 2 yani 3 bölü 2 çarpı ters çevirirsek 3 bölü 4'ten ne çıkacak? 9 bölü 8 olarak buradan da ne yapabilirsin? Bulabilirsin.
Dokuzun sorumlusu demiş ki o merkezleri eğer çaplı çembersel yörüngede nasıl dönüyor bu adam? Düzgün bir şekilde çembersel hareket yapıyor. K'dan L ilk kez 2 saniyede geliyor. Buna göre açısal hız olabilir. Şimdi olabilir diyor ve ilk kez 2 saniyede geliyor. Ha, neyi vermemiş bize? Yönü vermemiş. Belki bu adam K'dan L'ye buradan buraya geldi kaç saniyede? 2 saniyede. Ya da diyor ki hayır nereden biliyorsun? Belki bu adam o tarafa doğru dönmüyordu. Bu adam bu tarafa doğru dönüyordu. Yani K'dan L'ye gelene kadar ne yaptı? Şu yolu aldı. Kaç saniyede? Belki de 2 saniyede bu yolu aldı diyor. Peki her ikisi ihtimalde ne yapacağız? Deneyeceğiz. Çünkü bana ne demiş? Olabilirlik soruyor. Peki K'dan L'ye bu şekilde soruyorsa bana açısal hızı sormuş. Peki açısal hız dediğimiz şey neydi? 2 pi bölü t'ydi. T dediğimizde periyot. Pi de kaç alacağız burada? 3 alacağız zaten bölü saniye cinsinden sorduğu için. Peki buradan periyodumuz, buradan K'dan L'ye gelmesi 2 saniye sürüyorsa, yani 90 derece 2 saniye alıyorsa, o zaman bir tam tur atması kaç saniye sürecektir? Burası 2 saniye, burası 2 saniye, buraya 2 saniye, 2 saniye, 2, 4, 6, 8. Yani periyodumuz kaç çıkacak? 8 saniye çıkacak. 2 pi bölü 8 dersek, pi yerine de 3 alırsak, 6 bölü 8'den ne olabilir? 3 bölü 4 olabilir. Yani 1 olabilir mi? Olabilir. Ya da dedik ki, hadi nereden biliyorum bu adam buradan değil, buradan buraya geldi 2 saniyede. Yani 2 saniyede kaç derece döndü? 270 dereceyi döndü 2 saniyede. Dolayısıyla bir tam tur atması yani 270 dereceyi bu adam 2 saniyede alıyorsa 360 dereceyi bir tam turu kaç saniyede alır diye düşünüp oradan da geçen süreyi ne yapabilirsiniz? 2 çarpı 360 bölü 270 deyip bunu da 90'a sadeleştirirsek 4 bölü 3 deyip 8 bölü 3 olarak periyodu ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Yani bu şekilde dönüyorsa 8 bölü 3. Veya işte burayı 2 saniye alıyorsa şuradan şuraya gelmesi de ne yapacaktır? Bunun 3'te 1 olduğu için 2 bölü 3 saniye alacak. Bir tam tur ne olacak o zaman? 2 saniye artı 2 bölü 3 saniyeden 8 bölü 3 saniye olarak bulabiliriz. Ama bize neyi sormuştu? Açısal hızı. Açısal hızı yazarsak 2 pi bölü t idi. Açısal hız tarada açı bölü geçen süre. Pi 3 al demiş Allah razı olsun. Periyodu da kaç bulduk zaten? 8 bölü 3 olarak bulduk. Ters çevirip çarparsak ne olacaktır arkadaşlar? 9, 18 bölü 8. Sadeleştirirsek 2'ye bölersek bu da 9 bölü 4 olarak bulabilir miyiz? Evet bulabiliriz. Zaten iki ihtimal var. Ya böyle ya böyle. Çünkü ilk kez demiş. Hani ikinci ve üçüncü demediği için. O zaman sadece şu ikisi olabilir. Yani hangileri olabilir? 1 ve 2 olabilir deriz. 13 sunucu demiş ki şekildeki bükülmüş O noktası etrafında ne yapıyor? Sabit süratle dönüyor. Şimdi bu çubuk nereden dönüyor? O noktası etrafında dönüyor. O noktası etrafında dönüyorsa bu adam ne yapacaktır bu nokta etrafında? İşte şöyle çembersel hareket çizecektir. Peki bana bunları niye soruyor? Çizgisel hız. Hatırlarsanız çizgisel hız sonuçta şöyle düşün. Çubuk hepsi birbirine bağlı bir çubuk olduğu için bu sistem ne yapacak? Bir kere döndüğü zaman M noktası da bir tam turunu tamamlamış olacak. L noktası da bir tam turunu tamamlamış olacak. K noktası da ne yapacak? K noktası da bir tam turunu tamamlamış olacak. Sonuçta hepsi aynı anda bir turunu tamamlayacak. Yani dolayısıyla bunların hepsi neye eşit? Açısal hızlara eşittir. Yani K noktasının, L noktasının, M noktasının açısal hızı eşittir. Çünkü hepsi aynı sistem üzerinde döndüğü için o sistem, o çubuğumuz bir tam turunu tamamladığı zaman bütün noktalarda bir tam turunu tamamlamış olacak. Çizgisel hızda açısal hız çarpı neydi? Yarı çaptı. Yani ne kadar uzaktan döndüğüne bağlı. Dolayısıyla biz burada neye bakacağız aslında? Yarı çap değerine bakacağız. M ne yapacak? M şöyle yarı çapı kaç birim olan bir çember çiziyor? Yarı çapı şöyle bir birim olan bir çember çizecek. Yani M ne yapacak? Buradaydı. Sonra buraya gelecek, gelecek, gelecek. Şöyle ne yapacak? Yarı çapı bir birim olan bir çember çizerek dönecek. L noktası ise ne yapacak? L noktası yarı çapı şöyle iki birim olan bir çember çizip buraya gelecek. K noktası da ne yapacak? K noktası yarı çapı işte şu uzunlukta olan bir çember çizip ne yapıyor? Aynı yere geliyor. İşte bu uzunluk dediğimiz şey ne oluyor bunun? Bunu K için 2'ye 1 olduğu için kök 5 dersem, M için 1 dersem, L için ne derim? 2 derim. Yani burada K'nın çizgisel hızı ne olacak? Açısal hız çarpı kök 5 olacak. L'nin çizgisel hızı açısal hız çarpı 2 olacak. M'nin çizgisel hızı da açısal hız çarpı 1 olacak. Açısal hızları zaten eşit olduğu için kıyaslama yaparsak çizgisel hızı en büyük olan K, sonra L, en küçük olan da M'dir deriz. 11. sorumuza bakacak olursak demiş ki O noktası döneminin bir ipe bağlı x y cisimleri bağlanıyor. Şimdi x ile y aynı ip üzerine bağlandığı için ne olacak? Ben ipe bağladım ve bunları ne yapıyorum? Burada döndürüyorum. Bunları döndürüyorsam x yani atıyorum şu noktaya geldiği anda x cismi buraya geldiği anda aynı ip üzerinde döndüğü için y de ne yapacaktır? Buraya gelecektir. Yani bu ikisinin neyi aynıdır arkadaşlar? Bu ikisinin taradığı açı miktarı aynı sürede taradığı açı miktarları aynıdır. Yani kısaca bunların açısal hızları nedir? Eşittir. 2 pi bölü t'den
Açı sayıları eşit olduğu için periyotlar da nedir? Eşittir. Yani şöyle düşün. X bir tam turunu tamamlayıp başladığı yere geldiği anda aynı ipe bağlı olduğu için o zaman Y de ne yapacak? Y de bir turu tamamlayıp başladığı noktaya gelecek. Yani bu ikisi de aynı sürede aynı yol aldığı için bir kere periyotlar nedir? Periyotlar eşittir. Periyotlar T'ler eşittir. İkisi için de. Yani TX eşittir T'ye. Dolayısıyla şu üçüncü ifademiz ne çıkar? Yanlış çıkar. Periyotlar eşitse açısal hız dediğimiz şey neydi? Açısal hız 2 pi bölü t idi. Periyotlar eşitse açısal hızlar da nedir? Eşittir. Yani x'in açısal hızı y'nin açısal hızına eşittir. Veya bu formülden yapmasın da açısal hızı bilim zaman taradığı açıdan bulabilirsin. Yani x buradan buraya gelince taradığı açıyla y'nin buradan buraya gelince taradığı açı nedir? X de sonuçta açı olarak aynı açıyı tarıyordur. Dolayısıyla açısal hızlar nedir? Eşittir. Ha, çizgisel hız ise nedir arkadaşlar? Çizgisel hız ise açısal hız çarpı yarı çaptır. Açısal hızlar aynı ama yarı çapa bakarız. Y'nin yarı çapı daha büyük olduğu için ne olacaktır? Y'nin çizgisel hızı x'ten daha fazladır. Ya da ne diyebiliriz? Çizgisel hız için aldığı yola bakacağız. Aynı sürede x şu mesafeli yolu alıyorken y ise ne yapacak? Şu mesafede yol alacak. Yani aldığı yol uzunluk olarak nedir? Y'nin daha fazladır. Yani y'nin çizgisel hızı x'ten ne olacak? Daha büyük olacak. Neyle orantılı olacak? İşte şuradaki yarı çapıyla, x'in yarı çapıyla, şu y'nin yarı çapıyla nasıl orantılı olacak çizgisel hızları? Doğru orantılı. Yani hangileri doğrudur dersek 1 ve 2 ifadelerimiz doğrudur olacak. Evet arkadaşlar, bir sonraki dersimizde de pekiştirme testlerine geçiş yapacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı da unutmuyoruz lütfen.